Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Bugün nasıl sürüyor? Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Medya Derneği Genel Sekreteri, meslektaşım Deniz Ergürel. Bizlerle birlikte soyad doğru şimdi bize. Doğru. Terzi söküğünü dikemez lafı öyle boşuna değil. Özür önce. Rica ederim. Medya Derneği'ni biraz konuşmak isterim. Dernek temeli içeriğiyle ya da işleviyle değil genel olarak ama özelinde Medya Derneği yeni medya düzeninin dinamikleriyle daha çok haşır neşir. Doğru. İlgilenmeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Bu alana çok ağırlık verdik. Hı hı. Sebep de işte bütün aslında programın ilk bölümünde konuştuğumuz şeyler, medya değişiyor. Çok büyük bir değişim dönüşümün içindeyiz. İnternet... Ağaçlar kesilmeyecek, kağıt olmayacak. Evet ve bilgi... Kaç yıl sonra bilmiyorum ama İngiltere'de olmayacak, Amerika'da olmayacak. Evet. Onun temellerinin atıldığını görüyoruz. Evet, evet. Alınmış kararlar var. 5 ve 10 yıllık stratejilerinde yazılı medyanın beyinleri, patronları kararlar aldılar. Yakında artık... Tamamen hep, dijitale geçecekler. Evet, dijital olacaklar. Evet. Bizim için hayal mi yoksa? Şu anki aşamada Türkiye olarak hani Türk medya sektörü olarak bir yerlere geldik. Evet, bir şeyler yapılıyor. Yani bunu yadsımamak lazım ama bu ne kadar Avrupa'daki örnekleriyle yarışabilir seviyede böyle bir şey henüz söz konusu değil. Oysa internet bize çok büyük imkanlar veriyor. Yani bugün burada yaptığınız bir haberi dünyanın her yerinden insanlar okuyabilir. Burada kuracağınız bir haber sesi bütün dünyaya hitap edebilir ama henüz böyle bir yatırımımız bizim yok maalesef. Böyle bir markamız yok. Bu çok ciddi bir eksiklik. İnsan kaynağı eksiğimiz derseniz hayır bizim böyle bir eksiğimiz de yok. Fakat biz henüz bu mentaliteyi tam iyi anlayamadık sanırım. Sadece web sitesi yapmakla işte bir haber sitesi olmuyor. Bu tamamıyla haber merkezinin A'dan Z'ye... Kopyala yapıştır zaten kopyala şu andaki internet mesela. Sitelerinin evet, çok doğru. Ürünlerine baktığında yani, ajanstan alıp yapıştırıyorlar ya da bir gazetenin küpürünü, haberini doğru. alıp... Biraz takla attırılıyor, işte ilgi çekici manşetler kullanılıyor. Yani bu işi yapan çok saygıdeğer arkadaşlarım var. Hani onları gerçekten bir kenarda tutarak söylemek istiyorum. Bazıları da çok kötü. Ama baktığınız zaman... Için... Evet. İçerikle ilgili tek bir hiçbir şey ima yok. Bile yok. Başlıklarda böyle ilgi çekici başlıklar atıp aslında için çok tuzak olduğu ve o haberi evet. de birçok yerde görüyorsunuz zaten. Bu tabii işi böyle köreltiyor. Bu köreltiyor. Kadın bedenini sömürmeye maalesef, dayalı internet evet, maalesef. Gazeteciliği yapıldığını görüyorum. Evet. Hem ana akım medyanın internet sayfalarında evet. hem de haber siteleri dediğimiz haber sitesi olarak karşımıza çıkmış evet. 3-5 yaşındaki yerlerde şaka gibi bir şey bu. Maalesef. Bu yayıncılığı tabii bir yere götürmüyor. Biraz patinaj attırıyor. Birileri bir şeyler yapıyor ama bu gerçek anlamda bir internet yayıncılığı değil. İyi örnekler çıkarmamız lazım. Yani yeni medyanın en çarpıcı dünyadaki model alınabilecek ya da insanı şaşkına çeviren örneği diye söyleyebiliriz. Huffington Post. Evet. Evet. Orta yaşı da geçmiş bir Yunan asıllı bir Amerikalı yanılmıyorsam. Doğru. Bayan Huffington biste kuruyor kendi soyadını taşıyan. Evet. Sonra onlarca milyon dolara sonrasını tabii CNN'e denizden dinleyin. CNN satın alıyor ve kurulduğunda yani birkaç on kişiyle kurulan bir web sitesi ve biraz bizim buna derleyici toparlayıcı dediğimiz aggregator yani İngilizcesi böyle bir yapıda yapıya sahip. İşte bloggerları var, blog yazarları geliyor. Hani ilk başta belki bizim burada gördüğümüz gibi işte biraz ondan haber, biraz bundan haber şeklinde giden şey bugün tam 575 kişilik bir kadroya ulaşmış milyonlarca dolarlık bir yatırım haline dönüştü. Biz maalesef bunları çıkartamadık. Benim 12 yıl önce, 13 yıl önce kurduğumuz sansürsüz.com evet. ki Atilla Boydak diye bir arkadaşımla beraber yola çıkmıştık. Orada ilk kez yazar olan 2-3 arkadaş şu anda yazar dünyasında, televizyonda yorumcu dünyasında. Ama tabii buradaki etkileşim Amerika'daki örnekleriydi. Onu da açıkça itiraf evet. edeyim. Türkiye'de de şimdi yeni böyle popüler olmaya başlayan bloggerlar dediğimiz böyle var köşe yazarı olarak düşün insanı olarak internetin yeni medya düzeninin içerisinde yer alıyorlar. Medya Derneği ağırlıklı olarak yeni medya düzenine yönelik mi eğitim seminerleri gerçekleştiriyor diye sorayım. Evet. Baktığımda çünkü Medya Derneği'nin internet sitesinde yeni medya
evet, ağırlıklı evet, evet. Biz, bir vizyon var. Evet, doğru, çok doğru. Kurulduğumuz günden bugüne aslında bizim misyonumuz Türkiye'deki medyanın kalite standartını arttırmak. Bu tabii çok iddialı bir söylem. Bunu yapabilmek kolay bir şey de değil gerçekten. Yani söylem iddialı ama ne kadar yapabiliyoruz, öz eleştiri yaparız, o ayrı bir konu. Ama niyetimiz bizim bu alanda Türkiye'de özellikle gazetecilik eğitimine, meslek içi eğitime önem vermek. Buradaki en büyük şansın Salim Memecan herhalde. Çok doğru. Salih Bey'in gerçekten bu konuda çok iyi bir vizyonu var. Bir karikatürist, bir çizer olarak. Tabii çok farklı bir kere meseleleri algılayış biçimi, ifade etme biçimi, medyanın değişimini anlaması, bunu aksettirmesi ve bizi gerçekten çok teşvik ediyor. Biz çok küçük bir ekibiz Medya Derneği'nde, birkaç kişilik bir ekibiz. Fakat Salih Bey, Salim Memecan gerçekten bizi çok iyi motive ediyor ve gerçekten güzel işler yapmaya da teşvik ediyor. Ve bugüne kadar hep özellikle eğitim alanına yoğunlaşmamızı söyleyen kişi de kendisi olmuştu. Bu tabii çok uzun yıllar Amerika'da bulunmuş olmasının getirdiği bir vizyon var. Çünkü yeni medya düzeninin temellerinin atıldığı yer orası. Orası ve kim orada bulunmuşsa, bir dönem bulunduysa doğru. Ve ilk dönemlerine tanıklık evet, ettiyse yani işte onu... Sizin de mesela yani öyle olmuş. Çünkü bu iş oradan geliyor. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu işin bilgi kaynağı, felsefesi orada yazıldı. Oradan geliyor. Şu an ekranlarımızda Medya Derneği'nin internet sitesi. İyi anlamak gerekiyor. Evet doğru. Yani bizim izleyenlerimiz de, gazeteciliğe meraklı olan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hani baktıklarını görecekler. Televizyonlar nerede? Yeni medya dinamiklerinde. Televizyonlar daha önce dediğim gibi çok önemli bir yerde. Türkiye'de de hala televizyonlar çok büyük oranda haber bilgi kaynağının hani ilk birinci sırasına o geliyor. Fakat televizyon izleme alışkanlıklarımız da değişiyor. Son yapılan araştırmalara göre offline dediğimiz yani biz mesela şu anda bizi televizyonun salonunun oturma odasının karşısındaki televizyonun ekranını izleyen izleyicilerimizin dışında bir de internetten izleyen insanlar da olabiliyor. İnternetten izlenme oranları giderek artıyor. Online izlenme oranları. Ve enteresan bir konu, giderek iki ekranlı. Yani hem televizyonun karşısındayız, hem elimizde bir akıllı telefon veya bir tablet var. Oradan programla ilgili, diziyle ilgili, filmle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz ve bunun oranı giderek çok artıyor. Giderek hızlı bir şekilde artıyor bu oran. Bu siteden bir haberimiz. Evet. Poynter Institute, Amerika'nın çok önemli, hatta dünyanın diyeceğim, sadece Amerika'nın değil, Amerikalı bir kuruluş ama ya 40 yıla yakın bir geçmişi olan bir kuruluş ve dünyanın en önemli gazetecilik eğitim kuruluşu. Evet. Biz bunlarla yaklaşık 2 yıl kadar önce bir vesileyle tanıştık. Aslında hep tanışmak da istiyorduk ve tanıştık, kendimizi tanıttık. Misyonumuzu, neler yapmak istediğimizi anlattık. Türkiye'yi anlattık, Türkiye'deki potansiyeli anlattık, Türk medyasını anlattık ve onlar bize inandılar ve onlarla birlikte bir eğitim projesine başladık. Amacımız burs imkanı sunan bir eğitim çalışması. Evet, bir de burs imkanı da olan. Bu anlamda bize Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Konsolosluğu'nda çok ciddi anlamda destek sağladılar. Onlara da hani bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Bizi de motive ettiler böyle bir çalışma yapmak üzere. Ve Poynter Institute'la birlikte biz Türkiye'deki gazeteciler için öncelikle veyahut da gazetecilik mesleğine ilgi duyan ama henüz bu mesleği yapma şansı fırsatı bulamamışların da mesleğin dinamikten anlamalarına yardımcı olacak 4 tane eğitim programı seçtik. Yeni medya düzenine Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak yani böyle vakıfların ya da derneklerin değil ya da üniversitelerin değil sivil toplum kuruluşlarının devletin 100 milyonlarca dolar akıttığını burada belirtmeliyim. Evet, örneğin SES doğru. Türkiye diye. Doğru. SETimes.com ama orada SES Türkiye diye bakıyoruz evet. Haber sitesi var. Tabii. Ve en altında tabii. Yazıyor zaten Amerika çünkü, Birleşik Devletleri'nin desteğiyle. Çünkü buradan çok büyük yayın gelir elde ediliyor. Bunlar sonuçta sadece gelir değil, aynı zamanda propaganda amaçlı aynı zamanda Ruslar aynı kültürel, şekilde. Tabii. Rusya'nın sesi mesela ya da BBC İngiliz'in kuruluşu. Tabii. Ve beraberinde çok büyük bir ekosistem getiriyor bu. Sadece bir şey hani işte bir haber sitesi internet deyip geçmemek lazım. Beraberinde çok bir kültür getiriyor. Bugün dünyada işte internette yatırım yapmak isteyeceğiniz zaman gitmek isteyeceğiniz yerlerin başında Amerika var. Böylece dünyanın en iyi beyinlerini, en iyi yeteneklerini çekmiş oluyor. İşte Türkiye'nin belki yapması gereken şey de bu. Biz o yüzden biraz da hani bu know-how'ı da anlamak adına, biraz dünyada neler oluyor bunu anlamak adına, dünyadaki bu değişim nereye doğru gidiyor, biraz da bunları anlamak adına ve Türkiye'deki maalesef çok da hepimizin de belki şikayet ettiği ama biraz da kaçamadığımız bu siyasi tartışmaların da biraz dışına çıkarak ve herkese hitap ederek böyle bir eğitim projesine giriştik.
Nedir biraz daha detaylandırarak? Tabii, biz Pointer Institute'la birlikte 4 tane konu belirledik ve bu 4 konu hakkında internette ücretsiz, tamamen Türkçe içerikli dersler sunuyoruz. 1, 2, 3, 4 sıralayalım. Bir tanesi e-blog yazmak. Bir tanesi araştırmacı gazetecilik, bir tanesi sosyal medyayı nasıl daha iyi kullanırız, bir tanesi de online bilgileri nasıl doğrulayabiliriz. Hani diyoruz ya, yalan yanlış haberler çıkıyor, işte bunları nasıl doğrularız, nasıl buluruz? Onunla ilgili 4 tane çok dinamik, çok günümüzle alakalı, bir gazetecinin gerçekten hani bilmezse olmayacak olan konuları seçtik ve çok da güzel bir şekilde anlatıyorlar. Çok harika bir sistemleri var, çok özet bir şekilde. Dersler dediğim gibi tamamen ücretsiz. Medya Derneği org sitesine girerseniz orada gerekli ilgili açıklamalar var. Oradan kaydınızı yaptıktan sonra dersleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerde alabiliyorsunuz. Normalde bir dersi, yani ders derken tabii biraz böyle sorular geliyor örneğin. İşte kaç kişi alacaksınız gibi. Yani hani bir sınıf gibi düşünüyor insanlar. Evet. Onun bir limiti var. Trafikte sıkıştım, yetişemedim internetin başına. Eyvah. Veya bu dersi mesela öyle bir soru geldi. Dediler ki ya bu dersi sabah 7 ile 13 arasında gibi. Yani böyle bir saatiniz mi var? Hayır, öyle bir şey yok. Benim gibiler sormuştur onu. Estağfurullah, yok. Ve genç arkadaşlarımız soruyor. İnanın bana yani bunu değil. Çünkü bu bizim için de çok yeni bir şey. Yani Türkiye'de böyle bir eğitim çalışması, yani bu şekilde bir çalışma çok olmadı. Bildiğim kadarıyla olmadı. Ve bunun bir sınırı yok. Herkes buna girip alabilir. Ama özellikle gazetecilere yönelik ve çok iyi bilgiler var. Ve bir derse de oturduğunuz zaman 3-4 saat içerisinde aslında bitirebiliyorsunuz. Çok canlı örnekler. Tamamen öğretmek üzerine kurulu. Bu 4 dersi başarıyla bitiren meslektaşlarımız bir haftalık eğitim programına başvuracaklar. Başvurabilirler. Ve biz burada başvurular arasında yapacağımız değerlendirme sonucunda 20 kişiyi, bir kısmını tam burslu, bir kısmını da yarı, yani kısmi burslu olarak Amerika'daki bir haftalık eğitime götüreceğiz. Bu bir haftalık eğitimde. Bir haftalık eğitime. Evet, bir haftalık. Bir jet lag, deniz aşırı seyahat zaten bir haftada artık atılıyor. Artık dünya küçüldü. Bir hafta boyunca Pointer'ın merkezinde olacağız. Florida'da çok güzel bir merkezleri var. Merak edenler yine internete girip bakabilirler. Sadece o merkeze gitmek bile bence bunun için çok yani cezbedici olmalı diye düşünüyorum. Ve orada bir hafta boyunca Amerikalı gazetecilerle işte bu deminden beri konuştuğumuz konuları aslında tartışacağız, konuşacağız. Onlar bize deneyimini anlatacaklar. Ve daha da ilginç, daha da güzel bir şey söyleyeyim. Amerika'ya gitmek için bile İngilizce bilmeleri gerekmeyecek arkadaşlarımızın biz orada... O zaman ben gidebilirim, peki. Estağfurullah. Harika. Siz zaten orada hani... Esprisi, evet. Ama İngilizce bilmiyorum ama ne problem yapayım? Değil. Biz orada kendine çevirmen de sağlayacağız. Dersleri çevirmen eşliğinde anlatacağız. Süper. Böylece bizim amacımız şu... Olabildiğince çok kişiye bu imkanı sağlayabilmek ve onların faydalanmasını sağlamak. Sadece İngilizce bilenlerine değil, belki hayatlarında ilk defa gidecekler. Bizim amacımız burada insanlara biraz hani bunu yaparak aslında temel hedefimiz şu, biraz bu yeni medyayı teşvik etmek. Biraz bu araçları anlamalarını... Hangi ülke önde gidiyor yeni medya düzeninde? Bu anlamda bence Amerika gerçekten Amerika. Çok sonra iyi. İngiltere çok iyi, Almanya çok iyi, çok iyi örnekleri var. Fransa, Kuzey Avrupa ülkelerinde çok iyi örnekleri var. Haber merkezlerinin, yeni medyanın çok yoğun kullanımı ile ilgili. Yani bizim biraz bu örnekleri alıp... Fiziken haber merkezi oluşturuyorlar mı yoksa... Oluşturuyorlar. Yani şimdi... Bir disiplin gerektirir. Tabii bir disiplin gerektirir. Yani bu sadece hani al sen oraya git, buraya git değil. Ben herhangi bir yerden internete bağlanırım, bir kafeden falan. Yok. O yani, haber merkezinin bir elemanı olayım şimdi, dendiğinde... O olabilir. Ama bir sistemin içerisinde olursanız ancak olabilir. Şimdi bugün yapılan bazı araştırmalar var. Örneğin 2020 yılında diyorlar ki işte 10 kişilik iş içerisinde sadece 5 veya 6 kişinin ofisi olacak. Yani masası, sandalyesi olacak. Onun dışında kalanlar tamamen dışarıdan çalışacak. Hollanda'da 2006'da, 2007'de bunu hayata geçirdiler. Kim tabii. Haftada bir gün ya da iki gün işe gelmek durumunda şimdi, değilsiniz. Çünkü online olduğunuzda, yani internete girdiğinizde sizi görüyor. Doğru. Orada yaptığınız işleri takip edebiliyor. Sonuç odaklı. Fiziken yani, gelme ofise, çevre kirliliğine yol açma. Elektrik harcıyorsun, su elektrik harcıyorsun, servis harcıyorsun, yemek harcıyorsun. Yani bir elemanı bir yerde tutmak gerçekten çok sorun. Ben örneğin aynı zamanda hani gazetecilik işte hani yapıyoruz, işte yazılar yazıyorum. Yazıları yazarken örneğin bir yere gidip masaya oturmam gerekmiyor. Hala gazetelerin köşe yazarlarına maaşları kadar harcama yapıyorlar. Oda veriyorlar, yani şoför şimdi, veriyorlar, sekreter veriyorlar. Kızmasınlar ama biraz... Yok kızsınlar artık, diye ben söylüyorum. Ben artık, söyledim. Evet için. Tamam. Sizin arkanıza sığınarak söyleyeyim. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Mantığı yok. Yani mantığı yok. Çünkü böyle değil. Yok. Böyle bir şey yok. Sekreter, şoför, yani, o da... Yani bir haber merkezine gidirseniz ancak belki oradaki ortamı görmek, ortamı anlamak adına anlatabilirsiniz. Zaten çok, her gün yazmıyor. İlginç bir anekdot anlatayım size. Geçen mesela yine Salih Memecan
konuşuyoruz dedi ki seçim zamanı dedi işte gazeteye gittim ve pek kimse yoktu dedi. Yani normalde dedi eski zamanlarda dedi hınç olurdu yani belki siz de hani bilirsiniz işte kendisiyle çalıştım da adaylar, Nokta dergisinde adaylar gelirdi izlerdik takip ederdik orada sabaha kadar belki konuşulurdu yazılar yazılırdı şimdi öyle değil neden çünkü artık gazete haber merkezi bu işin merkezi olmaktan çıkmış durumda herkes elindeki işte tabletinden akıllı telefonundan televizyonundan her yerden bir şeyler yazıyor söylüyor konuşuyor bir yere toplanmak artık kalmadı böyle bir şey yok o yüzden biraz hani bu projeyi yapmaktaki amacımız da biraz buna teşvik etmek. İnternetten her yerden bu derslere ulaşabiliyorsunuz. Her yerden bunu yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bir internet bağlantınızın olması, bir bilgisayarınızın, bir cihazınızın olması bunun için yeterli. Sosyal paylaşım siteleri yeni medya düzeninin neresinde, nasıl bir dinamiğe sahip, etkiye sahip? Hı hı hı. Tabii ki Twitter. Evet, Türkiye'de artık yani Malatya'nın herhangi bir köyüne de gitseniz bir kuş diyerek başlıyorlar konuşuyor. O kuş varmış diyorlar. Evet. Twitter çok etken oldu. Evet. Facebook'u bilemiyorum ama YouTube şüphesiz YouTube tartışma öyle. Götürmez bir gerçek. Televizyonların haber bültenlerinde bile artık YouTube'dan aktarılan videolara ayrılmış bölümler var. Ne dersin? Nasıl bir bu işin merkezinde. Sahip? Yani sosyal medya Twitter araçları zaten tabii bu işin merkezinde ama bunlar sonuçta birer bir dağıtım kanalı gibi düşünmek lazım. Çünkü eninde sonunda ne olursa olsun yani günün sonunda kaliteli gazetecilik çok farklı bir şey. Yani bu sadece sosyal kimi televizyonların medya ve gazetelerin haber merkezlerinde sırf bu sosyal medyayı takip birimleri olduğunu biliyorum burada. Var. Doğru. Haber merkezleri işte Türkiye'de